Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet arkadaşlar sayfa 127 ihtiyardan bugünkü dersimiz ise süt bahsi ee, İslam'daki sütün mahremiyeti etkisi bildiğiniz üzere biz bunu ilk derslerimizde bir şema yapmıştık mahremiyetle alakalı Mahremiyet bir nesep bakımından olabilir. Sıhr, diğeri sıhriye en sonunda süt bağlamında bir nesep oluşabilir. Sütten olan mahremiyetle alakalı kısaca hatırlayacağımız üzere şunu ifade etmiştik. Süt emeni bağlar. Süt sadece mahremiyeti emen çocuk açısından oluşturur. Örnek verelim ben diyelim ki küçükken bir kimseden emmişsem ki 2 yaştan veya 2,5 ihtilafla beraber emmiş isem. Sadece ben o kadının çocuklarına veya o kadına akraba olabilirim. Benim kardeşlerim olmaz. Çünkü sadece ben emdim. O yüzden sadece emeni bağlar ve süt emen çocuk emdiği kadının öz çocuğu gibi olur. Ve o öz çocuğu kime akraba, kime mahremse bu da aynı şekilde onlara mahrem olacaktır arkadaşlar. Tabi detayları konuşacağız ama genel manada en basitinden kısaca bilmemiz gereken izah budur. Bir de şunu da ifade edelim süt meselesi sadece mahremiyet açısından bir yetkilendirme yapabilir yoksa süt çocuğunuzun ne nafakasıyla sorumlusunuz ne eğitimiyle sorumlusunuz ne başka bir şeyinden dolayı ahirette mesuliyetiniz olacaktır Sütte sadece akrabalık bağ yani İslam işte biliyorsunuz çocuk, edinmeyi yani evlatlık edinmeyi kaldırdığı için bu süt aslında sanki onun noktasında kabul edilen bir mefhum bir hüküm gibi karşımıza da nebzeden çıkıyor O yüzden bugün mesela evlatlık almak isteyenler İslam'a göre evlatlık kalamaz ama süt şartlarına ha ise o aldığı çocuğu süt çocuğu olarak alıp bakabilir. Onu mahrem noktasında da sıkıntılardan aynı şekilde kurtulabilir. Tabii ki yine şunu da demekte fayda var: Süt çocuk mirasçı olmaz. Dolayısıyla hani bu şekilde küçükken alıp onu evlat olarak yetiştiren bir aile vefat ettiği zaman da o malları bu çocuğa kalmaz. Diğer akrabalarına gider. Kalmalarını istiyorsa hayattayken ona verecekler veya da vasiyet edecekler. Tabii vasiyet ederse üçte birinden geçerli olacak. Ama vasiyet etmezler ise. Ee, hiçbir şey alamaz. veya da hayattayken olduk olduğu gibi yerleri verecekler. Neyse. Şimdi sütle alakalı arkadaşlar. Ne demiştik? Üç çeşit mahremiyetten üçüncüsü yani birincisi nesep, ikincisi sıhriyet, üçüncüsü ise rava demiştik. Ve nesepten mahrem olan herkes sütten de mahremdir. Sıhriyetten mahrem olan herkes sütten de mahremdir. Bunun detaylarını konuşacağız arkadaşlar. Evet. Kitab-ı Rava sayfa 127 kitabı rıza. Ve huve vacibun süt emzirmek vaciptir ihyaen lil veledi çocuğu yaşatmak için. Li kavlihi taala vel validat istaeb vel Anne anneler çocuklarını emzirsinler. Ey li yurdi'na evladuhunna yani emri gayb sıgasındadır. O yüzden vücubiyet hükmünü oradan alıyor yani. Hukmur rıza ve hukmur rıza peki Sütün hükmü nedir? Yes, süt Süt arkadaşlar yes yesbütü bir kalilihi ve keseri bir damlada da içse çok da ise fark etmez. Hanifi mezhep açısından süt tahakkuk etmiştir. Mesela şafilerde 5 doyurucu emzirme olacaktır. Her birini çocuk kendi inisiyatifiyle bırakacaktır. Şeklinde bir takım şartlar var. Bizde öyle bir şart yok. Bir damla süt çocuğun ağzına gittiyse bu direkt anneden emmek suretiyle olabilir veya sağlığı bir kaşığa verip o şekilde çocuğun ağzına bırakmak suretiyle olur fark etmez. Bir damla süt çocuğun ağzına gidip boğazdan içeri gittiyse bitmiştir. Artık o çocuk bu kadının süt çocuğu kabul edilecektir. Ve şunu da ifade edeyim, Tabi okuyacağız bunu. Süt anne için illa da göğüsten süt gelmesi şart değildir. Kadının göğsünden ne gelirse bu su da olabilir ve hatta süt su arası karışık bir şey de olabilir. Bir çocuk kadının göğsünden ne aldıysa Otomatikman bu sütü bağlayıcı bir etkendir. O yüzden mesela bakire bir kız e, bu şekilde bir çocuğu emzirse göğsünden de bir damla su gelse belki de süt de gelebilir. Bu durumda o bakire olan yani hiç evlenmemiş olan o kız bu çocuğun süt annesi kabul edilecektir. Tabi onun mahremiyeti noktasında e, olduğu gibi tamam kendisi açısından mahrem olacaktır. Ama kocası açısından yarın evleneceği kocası açısından onu süt baba olarak telakki edilmesi tam olmayacaktır. Onu da inşallah konuşacağız. Evet. Ve hukmur rada yesbetü bi kalilihi ve kethirihi. Süt az da azla da çok da da sabit olur. Li kavlihi ta'ala ve ummah isti'ud billah ve ummahatukum allati arza'nekum ve ahavatukum minar rada. Hani hurumatu aleykum ummahatukum ve benatukum ve ayeti celilide. Ve ummahatukum sizin anneleriniz, elleti olan elleti ölen anneleriniz arza'nekum sizi emzirdi ve ahavatukum aynı şekilde e, minarrala sütten kız kardeşleriniz bunlarda da nedir nikahlanmak haramdır. Yani sizi emziren kadınlar veyahut da sizin süt kardeşleriniz de size mahremdir. Yani onlarla evlenemezsiniz. Bu ayeti celli bize açıkça gösteriyor ki demek ki süt annelik mahremiyet nedenidir. Aynı şekilde süt kız kardeşlik ki demek ki süt annenin bir kadını emdiğimiz zaman da onun kızı da benim süt kız kardeşim oluyormuş. O da bana namahremmiş. Şey estağfurullah mahremmiş. Yani ne demek? Nikahım harammış. Bu ayrıceliyle sütün İslam katında itibara alındığının en büyük göstergesidir arkadaşlar. Mutlaka. Burada mutlak olarak zikredilmiştir. Ayeti Celle'de şu kadar süt hemen, bu kadar süt hemen diye bir kayıt yok. Mutlak olarak gelmiştir. Ve kâle aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَائِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبْ Nesepten mahrem olan herkes sütten de mahrem kabul edilecektir. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki ben bir kadın emmişim. Bu kadın benim süt annem. Onun oğlu var. O benim süt kardeşim. Kızı var. Süt kız kardeşim o kadının annesi var süt anneannem, babası var süt dedem veyahut da ne bileyim kız kardeşi var süt teyzem, erkek kardeşi var süt dayım. Hepsi aynı şekilde bana da mahrem olacaktır. Min gayri faslin. Herhangi bir şekilde fasıl yapılmamıştır. Burada azında çoğunda. Ve aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Arrada ma yunbitul lahme ve yunşizul azme. Resulullah bu şekilde süt eti geliştiren eti yani et oluşturan ve kemiği de geliştiren şeyden olur. Yani ne demek? Bedene faydalı olan şeyden olur. O zaman ve inhu yahsubi kalil o zaman az olan şeyle de bedene bir salahiyet olmuş ve az olan şeyle de bir takım bedensel etkilenmeler olmuştur. Yani ete de faydası olmuştur. Az bir süt de emilse bu bu akrabalığı sağlıyor. Mesela şafiler diyor ki hayır diyor 5 emme olmalıdır. Niye? Beden ancak öyle fayda. Hayır. Yani bir adam Mesela şahfilerinki arkadaşlar şudur. Bir çocuk emmeye başlasa emse 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 sen onu bıraktırsan bu bir emdirme olmadı. Çünkü niye çocuk kendi bırakacak. Demek ki bir saatte o çocuk emse bu şekilde bir saat sonra sen elinle çeksen o bir emme olmadı. Beş tane böyle olsa süt kardeşlik olmadı Şafi'ler. E hani ha ete bedene fayda veren de bu çocuk bir saattir emiyor. Nasıl bunu bu şekilde? Onların tabii kendilerine göre bir şekilde delilleri var tabii ki İmam Şafi Rahmetullahi Aleyh'in bu noktada nakletmiş olduğu delillerden ve hatta diğerlerinin ifade etmiş olduğu beyanlardan nakilleri var. Ama bizim kastımız şu Hanifiler olarak. Ya kardeşim sizin bize de getirmiş olduğunuz delil de öyle bir şeyi savunuyorsunuz ki bu hadis-i şerife uymuyor yani. Sizin demenize göre bu hadis şerife bedene faydası olduğu halde süt saymıyorsun. Süt azıcık bile olsa bedene bunun faydası vardır. O zaman azla da biz sütü sabit kılarız diyoruz. Lennel <laughs> leben çünkü süt metavasal ilacı fi sabiyi çocuğun bedenine ulaşınca en betel lahme ve enşizel avma eti de kemiği de etkisi olacaktır. Kemiğe de. Kal <laughs> ve izâ vücide fi tabii ki süt ne zaman olmalıdır? Arkadaşlar süt Hanife mezhebinde iki görüş var. Bir 24 ay diğeri 30 ay. Yani iki sene ve iki buçuk sene şeklinde iki tane bu noktada nakil var. Daha doğrusu İmam-ı Azam Efendimiz diğerleri İmamiye'nin arasında bir farklı yorumlama var. Ama sütün oluşması için en fazla iki buçuk yaşı yani 30 ayı geçmemelidir. 5 yaşındaki bir çocukta süt olmaz. Süt kardeşlik olmaz. Yani 5 yaşındaki bir çocuğu emzirseniz süt çocuğunuz olmaz. Ve hatta bazı tabii farklı yerlerde nakiller var ama bu asla kabul edilmiyor. Mesela diyelim ki bir kadının kocası sütünü emse, yutsa onun süt çocuğu olmaz. Adamın yaptığı haramdır süt emmek suretiyle. Ama süt çocuğu olmaz bunu da bilelim. En fazla 30 aydır burada yani 2,5 yaşıdır mezhebimiz açısından. وَإِذَا وُجِدَ fi مُدَّتِه۪ي bu süt e, müd e, süt müddeti içerisinde bulunursa ki o hiye selasına şehran o da 30 aydır ve qala seneten yine aynı şekilde 2 sene olduğu ifade edilmiştir. Kauri taala vel validatu yurzi'na uladehun hauleyn kamileyn limen arada en yitma'r rızaa sütü böyle tamamlamak isteyen 2 ay şey iki sene çocuğunu emzirsin. Bu ayet ile açıkça sütün emzirmenin iki sene olduğunu gösteriyor. Ki iki senenin görüşünün delili budur arkadaşlar. Ve kâle teala diğer bir ayet yüceliyle daha var ama hamluhu hamluhu ve fisaluhu şehran. Bir çocuğun hamli ve fisali nedir? 30 aydır. Yani hamli ve fisali 30 aydır. Şimdi okuyacağız. Bu, buradan şunu gidecekler arkadaşlar. Şimdi Bizim mezhebimizde birinci görüş ne demiştik? 30 ay olmalı. Diğeri ise 24 ay olmalı. 24 ay söyleyenlerin delili az önce okuduğumuz ayeti celil'e. Vel validatu yurdiyane evladehuna havleyni kamileyn. Bu i celil'e 2 sene olduğunun delilidir. 3 2,5 buçuk sene yani 30 ay olduğunun delili ise hamlu hamluhu, ve hamlu huve fisalühü Bunu delil alıyorlar. Tabi bu aslında 2 seneyi delil alanların da bir delilidir. Çünkü ayette hamluhu çocuğun taşınması yani hamilelik süresi. Ve yani süt süresi, sütten ayrılması toplam 30 ay. E hamileliğin en azı 6 ay olduğunu sayacak olursak ki bu konuda kitaplarımızda birçok ifadeler var. Geriye 24 ay kalır. E, bu ayet ile aynı zamanda 2 senen olduğunun da yine delilidir. Ama i̇mam Efendimiz bunu 30 ay olmasına delil olarak alacak sütte. وَاَنَّا مُدَّتِ الْحَمِلِ سِتَّتِ اَشْفَرِينَ hamileliğin en az müddeti nedir? 6 aydır. Fabakiye lil fısali o zaman süt emzirmeye 2 sene kalmış kabul edilir. O zaman nedir? Demek ki kardeşim süt emzirmenin en fazla müddeti 2 senedir. Ve kale bu veli ebi hanife. Peki İmam-ı Azam nereden çıkardı 30 ayı arkadaşlar? Ve veli ebi hanife el ayetü saniye. İmam-ı Azam'ın delili ikinci ayettir. Yani o hamluhu ve fisaluhu İmam-ı Azam buradan delili çıkarıyor. Nasıl? Ve temessüku biha, enne Allah'a ta'ala zekere hamle vel fisale. Şunu biliyoruz ki Allah Celle Celal bu ayette hamileliği ve süt emzirme süresini zikretti. Ve darabe lehumâ muddete selâthine şehran. Ve ikisine de 30 ay müddet takdir etti. Yani dedi ki hamil ve fisal nedir? 30 aydır. Yani 30 ay ikisine de çevirdi. Fetekunu müddeten li kulli vahidin minhumâ. Ve 30 ay hem hamlin hem fisalin ayrı ayrı hesaplamasıdır. Yani ikisinin toplamı değildir ey imame imameyn. Siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Ve hamluhu ve fissaluhu thalâsûne şehran. Ne demek? Toplam 30 ay. Yani 6 ay hamilelikse geriye kalır 24 ay üstü. Hayır. Bu o demek değil. Bu ne demek? Hamluhu thalâsûne şehran ve fissaluhu thalâsûne şehran demektir. Yani hamilelik de 30 ay, süt de 30 ay. Ayrı ayrı hükümsel teret, hüküm terettüp edilir. O halde fetekûnu müddeten likulli vahidim minhuma. Ne gibi bu? Bunun bir örnekleri var. Ben bunu kafadan söylemiyorum. Mesela kema iza ba'ahu abdan ve emeten ila şehrin. Ya mesela şöyle düşün. Ben şimdi bir kölem var. Bir cariyem bir de erkek kölem var. Yani bir kadın kölem var bir de erkek kölem var. Ben diyorum ki ben bu ikisini sana bir ay vadeli sattım. Demek bu toplam ikisinin ayrı ayrı bir ay olması mı demektir? Yoksa bir ayın bir kısmı bunun bir kısmı bunun mu demektir? Ne demek? İkisinin de vadesi bir ay demektir. Değil mi? O yüzden bak sen bir aylık vadeyi hem köleyle hem cariyeyle ayrı ayrı alakalandırıyorsun. Ve bir ay vade ikisine de ayrı ayrı takdir ediyorsun. Bu da aynıdır diyor. Tabi arkadaşlar bu bir garip yani. Sonuçta vade, vadede bölünme olamaz. Yani bir insan vadeyi satıldığı zaman da kullanımda ben şu kitapla şu masum bir ay vadeli sattığım zaman da 15 bu 15 bu demek değildir. Otuz bu 30 bu demekti. Yani bu aslında bize tam örnek olamaz ama Mevsili İmam-ı adına bunu getiriyor. Yani bu buna itiraz gelebilecek bir e, ez, savunmadır. Fe الشَّهْرَ şehru şehra fe inne şehra yekunu ecelen li Her birine ayrıca bir ecel olur. Ve aynı şekilde lev ba'ahu şey'en ve acarhu şey'en Ahar safkatan vahideten müddetin ma'lumetin el Mesela bunu da diyor. Mesela diyor ki e, mesela mouse'u satıyorum kitabımı kiraya veriyorum. Hani kitapta da kiranın olduğunu düşünelim. E, bu şekilde ne yapıyorum? Bir safka içerisinde hem bey aktim var hem e, ic icare aktim var. Bu şekilde yaptığım zaman da ve diyorum ki bak mouse'u 1000 liraya satıyorum. Kitabı da sana e, 50 liraya kiralıyorum bir aylık vadeyle. Ne demek bu bir aylık kiralama bu da bir aylık satış. Tabii bunun B açısından bir konuşması yapılır. O ayrı bir konu. Orası konumuz olmadığı için ona girmiyorum. Ama böyle bir konuşma yapıldığı zaman da o bir ay kira için ayrı, satış için ayrı olarak ifade edilir. Değil mi? Yani ayrı ayrı kastedilir. Bu da böyledir. Yine buna çok itiraz gelir arkadaşlar. Yani bir kere bu satış haddi bir sıkıntı çünkü safka içerisinde safka biliyorsunuz neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an safkatini fi safkatin vahide. Resulullah iki safka içinde bir safka içinde iki safka yapılmasını yasaklamıştı. Bu bir. Hadi oralardan katı nazarlar edelim. Ee, hani bunun caiz olmasıyla beraber hani hükmün terötüp ettiğini kabul edelim. Fasitliğini göz önünde bulunduralım. bu vadi kardeşim bu vadiyi zikrediyorsun ama bu zaten olağandır. Yani bir adam bir vadeyi sattığı zaman da bir ay dediği zaman da bu şekilde 15-15 diye ayrım yapamazsın. Bu otomatikman kullanımda da karşılıkta da bu uygulamada da bu bir ay bir ay olarak takdir edilmesidir. Ama ben sana şunu sorarım. Mesela İmam Mevsili'ye şu itirazı biz getirebiliriz. Peki şuna cevap verirsen mesela. Hani ne dedi? Hamluhu ve fisali selasüne şehran. Ne dedi? 30 ay. Peki şunu soralım. Şu iki kalemi sana 10 liraya satıyorum. Ne demektir bu? Yani 10 bu 10 bu mu demektir? Hayır arkadaşlar. İkisi 10 lira demektir. İkisi 10 lira demektir. Eğer birin fiyatı zikredilen bilen bir biliniyorsa mesela şu 5 ise otomatikman 5 buna tayin eder demekti. Yani Mavsili'nin burada İmam-ı Azam Efendimiz'i savunma bağlamında getirdiği bu illetleri arkadaşlar hani biz biraz da okumak için çok girmeyeceğim ama çok itiraz gelir. Yani bu İmam Azam Efendimizin görüşünü savunmaz. Bu onun o İmam Azam Efendimizin görüşünü savunmak için getirilebilecek bu, bu noktadaki illet olarak tam böyle ayakları yere basan bir illetlendirme değil. Onu ifade edebiliriz Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani o zaman çünkü getirdiği örnekler hakikaten zaten olması gereken. Zaten onu istesen de bir top şeyler örneklemeler. ابد evet. وضرب لهما مدتا ثلاثين شهراً فتكون مده لكل واحد منهما كما اذا باعه عبدا وامة الى شهر فان الشهر يكون اجلا لكل واحد منهما تمام tamam, بريان وكذا لو باعه شيئا واجره شيئا اخر مساله بشي ستو بشي كراديو صفقه واحده بير الى مده معلومه بر مده برايديو كانت مده اجلا لكل واحد منهما ابد كرادا مده برايديو ستوشن مده Zaten bu fa'ulma en el aye en yekun el 30 şehran ecelen li vahidin min el haml ve fisal. Ha diyor ki biz burada ne anladık? Demek ki bu konuda getirilen 30 şehran hamlin de ayrı kaydıdır, fisalin de ayrı kaydıdır diyor Mevsidi rahimeullah. Tabi arkadaşlar fıkı kitaplarımızın bilelim. Ya yani İmam Azam Efendimiz böyle bir savunma getirmiyor kendine. İmam Azam Efendimizin savunması bu noktada belki daha da Hani diğer kitaplardaki şeylerine açıkça bir ifade göremiyoruz. Ama fukahanın usulü şudur arkadaşlar. Kitaptaki illete görüşü alır. İmam-ı Azam'ın açık beyanı varsa onu getirir. Yoksa kendi bir illetlendirme yapar. Bu da fukahanın orada getirmiş olduğu hakikaten... Ee, onun melekesine, onun anlayışına, onun kabiliyetine göre getirdiği illetlendirmelerin e, durumu karşımıza çıkıyor. Burada Mevsili Rahimullah bu illeti getirir. Serasi başka bir illeti getirir. Veyahut da ne bileyim Hidaye başka bir illeti getirir. Onun dışında diğer tahavi cessaslar başka bir illeti getirir. Yani onların getirdiği illetler ya İmam-ı Azam bu fetvayı veriyor ama niye vermiş olabilir? Nasıl bakmış olabilir mesele diye kafalarında bir yorumlama bir örneklendirme şudur deyip getirebiliyor. O yüzden bunların bazılarında böyle tam ayakları yere basarcasına bir takım izahlar olamayabilir arkadaşlar. Bu ufukadan bir şey eksiltmez ama en azından buradaki illetin doyurucu bir illet olmadığını biz söyleyebiliriz. فعلم أن الآية تقتضى أن يكون الثلاثون شهرا أجانا لكل واحد من الحمل والفصال هر بيري için ayrı bir e, 30 ay hamil 30 ay fisal olduğunu gösteriyor peki خرج الحمل عن ama hamilelik böyle ayeti böyle yorumlasak da hamileliğe bunu diyemeyiz niye çünkü arkadaşlar nas var hamileliğin en fazla müddeti 2 sene olacağına dair rivayetler var onu diyemiyorlar yemediği için mecburen diyor ki bu ayetten hamlin de 30 ay, fisalin de ayrı 30 ay olduğunu anlıyoruz. Ama hamlin 30 ay olamayacağına dair nakilimiz var. O yüzden hamilde göz ardı ediyoruz. E, süt emzirmede olan hali üzerine gidiyor. Çok bir zorlama izaha giriliyor yani. O zaman arkadaşlar haric el hamle an zalik fe el fisal ala muktadahu. Çünkü hamil hakkında nakil var. O yüzden onu mecbur iki, iki seneyi geçiremiyoruz. Fisal yani emzirmekte hali üzerine kalır. Yani 30 aydır. Vel ayetul ula. ilk ayet. Mahmuletun yani Hani vel validatü yurdi'ne evladehunne havleyni kam. Açık ya. iki sene emzirin diye açık izah var. Bu ne demektir? Mahmuletün. Şimdi İmam-ı Azam açısından konuşuyoruz. Peki i̇mam Azam. Hocam i̇mam Azam o zaman o açık olan ayeti nasıl yorumluyor? Yani Mavsili Rahimullah İmam-ı Azam açısından şöyle diyor. Bu ayeti celile mahmuletun ala müddetil istihkak. İstihkak boyutuna hamledilmiştir. Yani ne demek? Şu arkadaşlar biliyorsunuz süt e, inşallah nasip olur. Hidane bahsi e, Allah nasip eder okursak. E, konunun sonunda gelecek inşallah. Hizane bahsini Allah nasip eder inşallah okursak arkadaşlar orada göreceğiz. Bir çocuğun bakımından kim sorumludur? Diyaneten Allah katında anne sorumludur. Bakmazsa günahkardır. Emzirmesi günahkardır. Mahkeme katında ise anne sorumlu değildir. Emzirme hususunda. Yani bir çocuk doğar onun emzirmesini anne derse ki ben yapmıyorum. O zaman baba süt parasını vererek süt anne tutmak durumundadır. Çünkü babanın sorumluluğu, sorumluluğundadır bunun üzerine diyelim ki adam ayırdı ayırdı bakacak kimse bulamadı. O zaman bedavaya bakmak mümkün olursa onun bir sıralaması var. İşte annedir anne annedir öyle sıra döner 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 kimse bulunamazsa o zaman baba geri gelir anne der ki bu çocuğu emzir para vereceğim. Orada anne bakmak zorundadır para karşılığında. Çünkü emzirmesinin mukabine ücret oluyor. Bakın bu hukuksaldır. Allah katında günahkardır bu kadın. Ama hukuksal olarak böyle bir hakkı vardır. Şimdi o yüzden bu ayet-i celle diyor ki vel ayetul ula mahmuletun ala müddetil istihkak o istihkaka hamledilmiştir. Hatta yekunul lil ummil mebtüteti Dolayısıyla zorlanılan hani çocuğa emzirme hususunda icbar edilen bir anne için vardır. El mutalebetü bi ücreti rıza, süt ücretini alabilir. Ba'del havleyn iki ay iki seneden sonra alabilir. Yani şu demektir iki seneye kadar anne emzirttirilir. Diyelim çocuk için 2,5-30 ay meselesi var ya o 6 aylık ücreti aynı şekilde anneye ne yaptırılır arkadaşlar? Ödettirilir. Yani normalde halbuki hocam annesi nasıl para alıyor? Arkadaşlar evet alamıyor ama 2 senenin ötesinde e, diyelim ki anne eğer hiç çocuğa süt anne bulamadıysak anneye verilir. 2 seneden sonra anne emzirmeye devam ederse ücret talep edebilir kocasında. Mahkemesel. Fa'amilna bil ayetul ula fi nefi vücubil ücreti ba'del havleyin. Estağfurullah. Orayı ters dedim. E, i̇ki seneye kadar ücret istenilebilir. İki seneden sonra değil. Yani vel validatu yurdi'ne evladehunu havleyni kamileyni bir <laughs> ücret bil ücre demektir. Yani ücretle iki seneye kadar emzirir. Peki iki seneden sonra baba ücret vermek zorunda değildir. O yüzden fa amilne biz amel ettik bil ayetül ula ilk ayetle fi nefi vücubil ücreti ba'del havleyni. İki seneden sonra ücretin olmayacağına nefiyetme hususunda bu ayeti celileyi delil aldık. O yüzden ne demektir? İki seneye kadar anne emzirdiğinden dolayı ücret alır. İki seneye kadar. Az önceki yeri düzeltelim. Evet. Ve bir saniye. İkincisiyle de arkadaşlar ikinci ayeti celileyle de amel ettik. Peki ikinci ayeti celile hangisiydi? İkinci ayeti celile de "Ve hamluhu ve fi salu shahran şehran fi'l hurmeti ila 30 shahran ahzan bil Mahremiyetin yani akrabalık bağının nah, mahrem ve namahrem olmanın e, delilini de o ikinci ayetten celleden aldık. 30 ay niye dedik? ihtiyaten Çünkü muhtemel ki ayrı ayrı da kastedilebilir. O yüzden ihtiyaten bu şekilde hükmettik diyor Mevsili İmam-ı Azam adına. Rahim, rahmetullahi aleyhime. <laughs> Ebn-i şöyle deriz. El Murad burası çok evet e, bir acayip bir yorumlama. E, Evne kul veyahut da şöyle deriz. İmam-ı Azam'ı kurtarmaya çalışıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz mevziliğinin gayesi İmam-ı Azam'ı savunmak üzerine kurulmuş bir e, yazılmış bir eser. E, veyahut da şöyle deriz. El hamlu el muradu el hamlu. Bu hamlu huve fisaluhu selasune şehrandaki hamilden murad nedir? Onu e, neye çeviririz? alal eküffi fil fil hecri haletel irza emzirme suresince annenin kucağında taşınma haline çeviririz. Yani hamil derken hamilelik değildir. Yani hamluhu ve fisalü selasüne şehre ne demektir? Yani çocuk doğduktan sonra çocuk anne kucağına alınır. Emzirmesi dahil o müddet 30 aydır. Yani 30 aylık süresi o çocuğun kucakta taşınması ve emzirilmesi 30 aydır. Demek suretiyle hamli hamilelikten çıkarıp çocuğun taşınmasına çeviriyor ile arkadaşlar. Niye? Li enne muddetel haml çünkü çocuğun taşınması gayru mukadderin mukaddaratin bi 30 ha. Eee Buradaki o oh, hamilelikteki kasıt li enne muddetel haml Hamilelik müddeti gayrı bir selasine şahran bil icma. 30 ay olmayacağında icma var. Niye? Çünkü bu konuda nakil var. O yüzden hamle 30 aya çeviremediğimiz için. Çünkü dikkat edin. Mevsili Rahim İmam-ı Azam'ı savunmak için hamlehu selasine şahran ve fisalü şehran diye ayrım yaptı. Sonra hamil dedi ki onun hakkında nasıl var? Hüküm orada iptal oldu. Fısal kaldı. Deyip böyle bir zorlamaya gitmiştik. Konuşmuştuk. Şimdi diyor ki buna düşmemek için o hamilden kasıt hamilelik değildir kardeşim. Nedir? O hamilden, hamilden kasıt taşımaktır. Çocuğun kucağı alınıp emzirilme müddeti. Yani hamruhu vakti salih selahşuna ne demek? Çocuk doğup kucağına aldıktan itibaren o çocuğun emzirme süresi 30 ay demektir. Bu şekilde yorumladı. Ve ıza bitti nokta. Ve ıza in kavat müddetuhu la'tibara bir raza'i ba'dahu. Öyle ya da böyle. İhtilaf olsa da yani 2'de 2,5'da iki fark etsen de. Müddet bittikten sonra artık süt oluşmaz. Yani imameyine göre 2 sene dolduktan sonra bir emzirme olsun süt bağı oluşmayacak. İmam-ı Azam'a göre de 2,5 seneden sonra da süt bağı oluşmayacak. E hocam biz hangisini alalım? Arkadaşlar fetva 2 sene olmasıdır. Ama 2,5 sene içerisinde de emzirme olursa biz ihtiyaten yine süt gibi mahremiyet yani nikah meselesinde ihtiyaten evlilik olmamasına dikkat edin. Ama yine de görüşme olmasın diyoruz. Evet la atibara bir ba'dahu. Ondan sonra artık süt emzirmenin bir anlamı olmayacaktır. Li <laughs> aleyhisselam efendimizin çünkü şu hadis-i şerifi var. La radaa ba'del Süt bittikten sonra yani emzirme bittikten sonra artık süt mahremiyeti oluşmaz. Vel muradu hukmuhu. Tabii buradaki kası nedir? Hükümüdür. O da nedir? Mahremiyet yani. Peki, ve el mudda? Bu müddetten sonra emzirmek caiz midir? Yani müddet bittikten sonra tamam süt olmadığını anladık süt ba bağlantısı olmadığını anladım. Peki çocuğu emzirmeye devam edebilir miyiz? Fihi <laughs> hilafun. Bu konuda ihtilaf var. Vel muharram minar rada. Süt tamam. İhtilaf vardır ama arkadaşlar kabul edilen nedir? Emzirlemesi emzirilemeyeceğidir. Yani emzirmenin caiz olmayacağıdır. Vel muharram minar rada. Sütte haram olan nedir? Ma vaka fil müdde. Ve hatta vel muharrim minar rada. Sütte haram kılan nedir? ma kafil müdde müddet içerisinde olandır. Yani müddet içerisinde olan emzirme sütte haram kılandır. Sevaun futime evlem yuftam. İster çocuk sütten kesilsin ister kesilmesin. Şöyle bir görüş var çünkü. Mesela bir, bir kadın çocuğunu bir yaşında sütten kesse. Sonra sütten kesilen o çocuk gidip emse süt olmaz diyen kimseler de var fuka adam. Böyle bir görüş de var ama bu kabul edilmiyor. Bizim için önemli olan sütten kesilsin kesilmesin. O iki sene içerisinde emdi süttür. Mahremiyet oluşmuştur. O yüzden sevan futime evlen Sütten kesilsin kesilmesin fark etmeyecek. Ve kâle khassaf ve huve rivayetun an Ebi bunu zikredi İmam Azam'dan rivayet olarak. İn istagına bil fitam eğer çocuk sütten kesilirse hani leben sümme rada fil Sonra iki yaşın diyelim ki bir yaşında çocuğu sütten kestik. Bir buçuk yaşında o çocuk gider emerse la tesbütü el hurme hürmet sabit olmaz. Ve in lam yestagini ama eğer sütten kesilmediyse eee yani istagna minel fitam ne demektir? Çocuğun ihtiyaçsız kalmasıyla alakalı. Ve inlem yestani eğer çocuk ihtiyaçsız kalmadan bir kesilme olduysa tespitü bu durumda yine bağlantı olacak. Yani çocuk kendi bırakırsa olmaz kendi bırakmazsa istirna halinde kendi bırakmazsa siz bıraktırırsanız yine olacağıdır diye bir nakil var ama kabul edilen nedir arkadaşlar her halükarda 2 yaş içerisinde olunca süt mahremiyetinin oluşacağıdır bitti şimdi Burada şey konuşacağız arkadaşlar. Sütteki mahremler kimdir? Yani tamam hocam bizde süt mahremiyeti oluştu ama e, bu buradaki akrabalar kimdir? Yani kimlerle ben e, mahrem olacağım? Diyelim ki ben bir kadını emdim. Kim orada bana akraba? Yahrumu minar raza ma yahrumu minen neseb. Nesepten mahrem olan sütten de mahremdir. Bu genel kural. Arkadaşlar aklınızda tutun. Ben bir kadını emdiysem o kadının tüm akrabaları benim mahremimdir. Yani ben o kadının öz çocuğu olsaydım kime mahrem oluyorduysam şu anda ona mahremim. Ee, bu bir. İki bir de sıhriyet. Bu tabi burada söylemiyor ama bu diğer kitaplarda geçer. Yahrumu minel ravam ma yahrumu minel sıhriye de geçer. Yani mesela ben diyelim ki e, bir kadının süt çocuğuyum. Peki benim hanımım, tabi kocası da benim süt babam olsun. Benim hanımım onlara mahrem o, diyelim ki benim süt babama mahrem olur mu? Halbuki nesep bakımından da e, onun bir ara, arada bir nesebi yok halbuki o diyelim ki benim eşimin. O zaman olmaması gerekiyor gibi duruyor. Hayır, yine olur. Niye? Süt sıhriyet yani nikahtan olan mahremiyet sütte de olur. O süt oğullarının gelinidir. O yüzden şey hanımıdır. O yüzden sanki kendi öz oğullarının hanımı onlara mahremse bu da mahremdir. O yüzden şu kuralı asla unutmayın arkadaşlar. Süt emen emdiği kadının öz çocuğu gibidir. O kime mahremse bu da onlara mahrem olacaktır. Tabi burada sadece şu olacak. Baba meselesinde bir detay var. Onu konuşacağız arkadaşlar. Kal ve yahrum min ar-radha ma Soydan kim mahrem oluyorsa sütten doğdur. Lima ravayna. İlla ukhte ibnihi. Arkadaşlar süt bahsinde gelen istisnalar gerçek bir istisna değildir. Bunu bilelim. İlla ukhte ibnihi. Oğlunun kız kardeşi böyle değildir. O umme ukhtihi. Kız kardeşinin annesi böyle değildir. Niye? ve inneha tahrumu minen neseb döner çünkü bu nesepten mahrem sütten değildir. Arkadaşlar şu demek. Diyelim ki ee, ben adamın süt oğluyum. Ben adamın süt oğluyum. Benim kız kardeşim adama mahrem mi değil. Ama halbuki nesepten mahremdi. Ya iyi de süt de emeni bağlar zaten. Yani şu, bu kuralı alırsak bu istisnaların hepsi atıla düşer. Ya ben emdim. Ben mahremim. Benim kız kardeşim emmedi ki benim kız kardeşim niye mahrem olsun? Tamam nesep mahrem normalde. Ama süt emeni bağladığı için burada bir mahremiyeti konuşamayız. Evet, inne e, li enne fi lamma wati'a Çünkü nesepte ne zaman babasının annesine vat et, e, 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 diyelim ki edilse fakat harumet aleyhi banatuha. Otomatikman o diyelim ki nikah bağında mücerret akitle adamın usul furu kadına vatıdan sonra kadının furu da adama haram oluyor ya ve umma uhtihi aynı şekilde kız kardeşin annesi mevtu ve ummu uhtihi kız kardeşin annesi ise nedir Maltu etu ebihi babasının mevtuesidir. Ve lem yujad zalika Halbuki bu sütte bulunmadı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Ben bir süte emdiğim zaman da o benim annem diyelim. Ben onun oğluyum. E ben onun oğlu olduğum zaman da nikahta istenilen diğer bağlardaki akrabalıklar gerek sıhriyet kaynaklı olacak gerek nesep kaynaklı olacak. Halbuki ben sütte sadece emen benim. Sadece emen ben olduğundan dolayı benim olduğum yerde benim kız kardeşimin diyelim ki nesepte mahrem olup burada olamaması veyahut da benim ne bileyim annemin işte nesepte mahrem olup öteki tarafta olamaması etki yapmaz ki. Çünkü sadece mahremiyet bağı benim üzerimde oluşuyor. O yüzden bunların hiçbiri istisna olarak kabul edilmez arkadaşlar. Bununla ilgili 7-8 tane istisna sayıyor da dediğim gibi hepsi göstermelik yani gerçek mefhumda istisna diyemeyiz. Evet. وإذا أرضعت المرأة، bir kadın emzirse sabiyeten bir çocuğu haramet ala zevciha ve ve Evet. Bir kadın bir çocuğu emzirdiği zaman o çocuk onun kocasına da babalarına da oğullarına da çocuklarına da mahrem olur. Niye öz çocuğu olmuştu. Tabi arkadaşlar babasına yani kocasına ne zaman mahrem olur? O süt kocadan kaynaklanırsa. Bu önemli bir kayıt. Yani koca benim diyelim ki ben bir kadını emdim. Süt annem. Onun kocası benim süt babam olabilmesi için sütün ondan kaynaklanması lazım. Fark şu arkadaşlar, süt adamdan kaynaklanırsa adamın kardeşi benim amcam olur, adamın babası benim süt dedem olur, adamın annesi süt babanem olur. Ama eğer süt adamdan kaynaklanmazsa sadece adam bana mahrem olur. Onun dışında ee, o o adamın kardeşi bir süt amcam olmaz. Niye? Çünkü süt babam değil ki. Ona o yüzden şöyle bir ifade, zevcül e, zevcül raziyett denir. Yani süt emziren e, e, kadının kocası. Yani bu o bağlamda süt babam ifadesi kullanılabilir ama süt gerçek mefhumda süt ondan kaynaklanmadığı için benim öz babam gibi değerlendirilip onun kardeşleri bana mahrem oluyor. Mesela şöyle düşünün, diyelim ki ben bir kadından evli bir kadından emdim. Bu kadın süt annem, kocası süt babam. E babam erkeğin diyelim ki kardeşi süt amcam olur. Süt halam olur işte vesaire. Ama kadın bekar. Ben onu emdim. Bakire. Ben onu emdim. Süt annemdir. Sonra bu gitti bir adamla evlendi. O adam benim süt babam mıdır? Hayır arkadaşlar. Süt annemin kocasıdır. O bağlamda benim süt babam kabul edebiliriz bu hükümde sadece. Yani o adam benim mahremimdir. Peki o adamın kardeşi ya işte o benim mahremim değil burada. Niye? Çünkü süt adam kaynaklı olmadığı için mahremiyeti sadece adamdan kurduk ötekine götürmedik. Yani o bağlamda. Tabii bu şeyi de göreceğiz tabii ki bir takım şeyleri konuşacağız az sonra da. Uyda aradate <laughs> sabiyeten haramat ala zevciha wa abaihi wa ibnaihi fetekunu almurdi'atu emziran kadın olur ummar radı' emenin annesi annesi radı'lık dememiz lazımdı de doğru. Emen çocuğun annesi olur. Ve ha o süt emdiren kadının evlatları olur. İhvetehu ne olur? Onun kız kardeşleri olur. Ve ahvatihi. Şey ihvetehu erkek kardeşleri. Ve ahvatihi kız kardeşleri olur. Men tekaddeme ve men Toplumda şöyle bir algı da var. Hocam süt mesela yeni bir çocuk doğmuş. Onunla beni emzirmişler. Sadece ikimiz süt kardeş. Hayır. Öncekilere de süt ol, kardeş olur, sonrakilere de olur. Yani diyelim ki ben bir çocukla beraber bir kadından emdim. O çocuktan onun abileri de benim mahremimdir. İleride doğacaklar da benim mahremimdir. Yani sadece o çocukluk bir olay yok. O yüzden ne dedik? Men tekaddeme bu men min walidha <laughs> u walidha Onlarla evlenmesi caiz olmaz. Çünkü akrabalar oldu. Ve <laughs> kadının babaları yani babası nedir? Ecdaduhu. <laughs> Kusu çocuğun dedeleridir. Ve ummahatuha kadının anneleri nedir? Ceddatuhu bunun neneleridir. Min kıbelil um anne tarafından. Ve ihvetuhu onun erkek ve kız şey erkek kardeşleri ve ahavatuha kız kardeşleri nedir? Ve ha yani süt emdiren kadının kız kardeşleri ve şey erkek kardeşleri ve ahavatuha kız kardeşleri nedir? Ahvaluha ve halatuha dayıları ve teyzeleridir. Ve yekunu zevcuha ellezî nezele minhul leben. Süt kendisinden kaynaklanan adam olur. Ebel murudiyati, murudzaati emzirilen çocuğun babası olur. Yani süt babası olur. Ve evladuha o süt babasının çocukları ihvetehu erkek kardeşleridir. Ve uha uhu o süt babasının babaları ve ummahatuhu anneleri ecdad olur. Nedir olur? Ecdadaha ve dadataha dedeleri ve neneleri olur minkibeliyle tabi hangi durumdaydı süt ondan kaynaklanırsa burayı unutmayalım çünkü süt ondan kaynaklanmazsa bunlar olmayacak ve eh babasının erkek kardeşleri olur süt babasının ve akhawatu kız kardeşleri olur nedir olur meha amcaları olur ve ammatiha halaları olur. La tahillu munakihatu ahadin minhun. Onlardan hiçbiriyle evlenemez. Kemafin fi'n nesep olduğu gibi. Ali aleyhisselam diye Ayşe'te radıyallahu anha efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize buyurdu ki liyelice liyelic aleyki eflah ve innehu ammuki min ar-radaa. Eflah bin Ebi Kuays senin yanına girsin çünkü o senin süt kardeşin şey süt amcandır. Bakın süt amca olabiliyor. Efendim sallallahu ve sellem süt amca olabileceğini Ayşe annemizin süt amcası olduğunda yanına girmesine izin verebileceğini ifade ediyor. Tamam. وَلَوْ <laughs> وَلَدَتْ Mesela bir adam e, bir çocuk da olsa bir adamdan وَاَرْضَعَتْ <laughs> Ve kadın da mesela diyelim ki karı koca bir çift var bir çocuk doğdu bu adamdan. Süt adam kaynaklı onu anlatmak istiyor. Sümme yebise ellevenu. Sonra bu süt kurudu. Yani şöyle düşünün karı koca var. Ve bu kadın bu adamdan hamile kaldı ve çocuk doğdu. Dolayısıyla süt bu adamdan geldi. Sonra bu süt kurudu. Kesildi. Sümme <laughs> darra. Sonra geri geldi. Fa arda'at bihi O kadın gitti başka bir çocuk emzirdi. Ama bak kesildikten sonra geri gelen sütle. Yecüzü lidelike sabiyyi. Bu çocuk için yani ben bu kadının benim için caizdir ne en yetezevvece evlenmem bi bin şey bin tezevci min gayriha. Bu adamın başkasından olan kızıyla evlenmem caizdir. Niye? Bu benim süt babam olmadı tam. Süt babam olsaydı onun başkasından olan kızı da benim süt kız kardeşim olacaktı. Halbuki süt babam olmadığı için ben o kızla evlenebilirim. Çünkü süt ondan kaynaklı gelmedi. Vakı'da levlem telit minhu kattu. Mesela hiç çocuğu olmasa da böyledir. Mesela evli ama çocuğu olmadı. Ne demek süt o adamdan kaynaklı oluşmadı. Fenezelele hele benim kadının sütü geldi diyelim. Vakı'da lebenul bik. Bu da aynı şekildedir. Veya vakı'da lebenul bik. Bakirenin sütü de böyledir. İza lem mesela evlenmemiş. sabiyan bir çocuğu emziriyor. Diyen ben emzirdi. Harum aleyha o benim sultan annemdir. La gayr başkası değil ha. Tabi o kadının akrabalı olur Yani koca tarafından başkası değil. Ve ee, diyelim ki kadın sabiyeten bir çocuğu emzirse la tahrum ala veledi zevciha kocasının başkasından olan oğluna. Mesela bir kadın var bir kızı emzirdi. Küçük kızı. O nedir? Kocasının başkasından olan oğluna haram olmaz. Niye? O adam süt babası değil ki. Süt o adamdan gelmedi. Min gayriha. Çünkü niye? Süt adamdan gelirse o adam süt babası olur ve civarı akrabalıkları düşünülür. Süt adamdan gelmezse kadın süt annem olur. Adam annemin kocası olduğu için o da bana mahrem olur. Ama onun dışında o adamın diğer talipleri benim şeyim değildir. ولا يحل للرضيع çocuk için caiz olmaz engeteze hoca imraten vatiha zevcül mur'e tek babada etki olan yer burası işte yani süt kendisinden kaynaklanmayan bir adam benim süt annemle evlendi benim süt babam oldu sadece kendisi ama peki o adam yani benim süt babam olan adam gidip başka bir kadınla evlense ben onunla evlenebilir miyim sonradan hayır niye sonuçta süt babanın hanımı olduğundan dolayı e, bir Orası şey olmayacaktır. Nikahını alamayacaksındır. Evet. Ee, ne dedik? Vela ee, yehelü li Çocuk için caiz olmaz. en zevci imraten. Veltiyehe zevcül murdiati. Emziren yani süt annesinin, kocasının vat ettiği başka bir kadınla evlenmesi caiz olmayacaktır. Li enne menkuhetün lil eb. Çünkü babasının nikahlısıdır. Yani süt babasının ama bu süt babayı iyi düşünün. Yani normal süt baba değil. Sadece kendisi üzerinde mahremiyetin oluştu süt baba. E, Valali zevci koca içinde caiz olmaz. O adam içinde caiz olmaz. Yani şöyle düşünün. Ben bir kadın emmişim. Bir bakire bir kız emmişim diyelim. Küçükken. O benim süt annemdir. Sonra gitti bir adamla evlendi. O benim süt annemin kocası olduğu için bana mahremdir. Sonra ben gittim evlendim. Benim hanımım. Valali zevci. Benim hanımım. O benim süt babam sonradan olan o adam için caiz olmaz. En yetize ve O Benim süt benim eşimle evlenmesi caiz olmaz. Yani ben ayrıldıktan sonra benim eşimle evlenemeyecektir. Niye? O mahrem olacaktır ona. Sadece o dikkat edin. Sadece adam boyutunda mahremiyetlik var. Ve adamın birinci tahallükleri yani. Birinci tahallük derken eş, çocukları değil. Le مَوْتُوَ فِي الْاِبْنِ كَمَا Çünkü çocuğunun vat ettiği, birlikte olduğu eşi, yani gelini kabul edilir arkadaşlar orada. وَاِذَا raza sabi yani اِمْرَاتٍ فَهُمَا Şöyle düşünün. Bir tane kadın var, iki tane ayrı yabancı çocuk var. İki yabancı çocuk o kadından emseler, ikisi de süt çocuk kabul edilir. Niye? Çünkü o kadın süt annesi oldu, bu gel diyelim ki Ali diye bir çocuk var. Gitti o kadını emdi. Süt çocuğu. Sonra ben de gittim o kadını emdim. Ben de o kadını süt çocuğum. Peki Ali? Ali de benim süt kardeşim olacaktır. Evet. Ve da raza sabiyani min raza sabiyani min imratin fehuma khawan. Tamam iki kardeşler. Li enne ummuhuma vahidetin. Çünkü iki anne babaları birdir. Ama felevkâne binteyni iki kız kardeş olursa la yuzli ahadin el cem'u beynehuma. Ha mesela iki kız kardeş. Şöyle düşün bir kız geldi o kadından emdi süt çocuğudur. Sonra başka bir kız geldi o kadından emdi o da onun süt çocuğudur. Peki bu iki kız onlar birbirine süt kardeşidir. Peki bir adam çıkıp iki evlilik yapmak istese bu iki süt kardeş kızı alabilir mi? Alamayacaktır. O yüzden şunu da ifade hani edilir. Geride biz bunu konuşmuştuk aslında. Yani o entecmu beynel uhteyni illa ma Yani iki kız kardeşi tekniki altında toplamak. Evet onun nedenlerinden birisi akrabalık bağının kesilmesidir. Ama sadece neden o değildir. Çünkü neden olsaydı bakın sütte bir akrabalık yoktur aslında. Yani sadece bir mahremiyet var. Dikkat edilmesi gereken bir bağ yoktur aslında. Ama burada bile ikisini aynı nikah altında toparlayamıyorsun. Çünkü bu bir hani Rabbimizin emridir. Tabuttur o şekilde bakmak lazım meseleye. Evet. Felev kâne keda lev bir adam için olsa zevce, zevceten iki hanımı olsa veledete bu iki mesela şöyle düşünün bir adam var iki tane hanımı var. Veledete bu iki kadın minhu bu adamdan çocuk doğuruyorlar. Yani bunların çocukları oluyorlar. Sümme arzaat kullu vahidetin her biri emziriyor. Sagiran diğerinin çocuğunu emziriyor. Sara razıyan bu iki emen çocuk olur. Ahaveyni min ebin. Babadan aynı şekilde ne olurlar arkadaşlar? Erkek kardeş olurlar. Yani şöyle düşünün. Bunlar zaten aslında baba bir kardeştiler. Ama bir de süt olmak kaydıyla babadan kaynaklı gelen bir süt olmak kaydıyla aynı şekilde böyle bir akrabalıklar da oluşabilir. Ve in beni Peki hocam iki çocuk var bir koyundan emdiler. Memelerine gittiler koyunun meme, ineğin memesine ağzını koydular veyahut da emdiler. Süt olur mu? Fela razâ beynuhuma. Süt olmaz. Arkadaşlar süt sadece canlı insanda olur. Onlarda olmayacaktır. Le ennehu lem el hürmetü beynuhu beynel üm. Çünkü sütteki mahremiyet nasıl takdir edilir? Şöyle takdir edilir. Diyelim ki bir süt anne var. İki çocuk var. Süt bir çocuk bir süt anneden emdiği zaman da o annenin parçası gibi oluyor. Dolayısıyla annenin diğer parçasıyla kardeş kabul ediliyor. Yani sütteki mahremiyet annedeki ortaklıktan kaynaklıdır. Yani annenin üzerinde oluşan cüz'iyet bağı çocuklara etki yapıyor. Halbuki bir inekten koyundan emdiği zaman da annede bir bağlantı var mı? Yok. İki çocuk bir koyundan emdi. Bu akli yorumlama tabi arkadaşlar. Yoksa nas insan hakkında gelmiştir. Hayvanlar tabii ki girmez ama hani böyle bir izah da yapılır. Yani anne üzerindeki oluşan bağ çocuklara sirayet ediyor. Halbuki gittiler koyunda emdiler. E koyunda emmelerinin anneye nasıl bir etkisi var? Anne de bir cüziyet oluşturdu mu? Oluşturmadı. el um. Çünkü anne ve çocuklar arasında bir hürmet olmuyor. Niye? Çünkü cüz'iyet bağı anne üzerinde kurulmadı. Koyun üzerinde kuruldu. tak ile ilal akki anne üzerinde cüz'iyet kurulsun da biz çocuklara sirayet edelim. İzhiyel <laughs> asıl. Çünkü anne asıldır bu konuda. Lennel hürmete tesbütü fil um ta'de. Çünkü hürmet ilk önce annede oluşur sonra ötekilerine geçer. Yani diyelim ki ben bir çocuk kadından endiğim zaman da o kadın ilk önce benim mahremim olur. Sonra o kadın kaynaklı başkaları bana mahrem olur cüz'iyet bağıyla. Bu şekilde diyelim burada bırakalım arkadaşlar. İnşallah bir sonraki ders buradan devam ederiz. والحمد لله رب العالمين